Sanki ilk baktığın gözlerdi gözlerim. Duyduğum en güzel şarkı sesin. Sabah uyanmak artık başka, çok başka. Çünkü sabahlar artık senle, hep senle. Nerede, nerede, nerede? Her şey senle, ilk aşk belki senle, senle, senle. Karışmak güzel senle. Her şey senle, hayaller güzel senle, 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 hep senle. Her şey senle, ilk aşk belki senle, senle, senle. Karışmak güzel senle. Her şey senle, hayaller güzel senle, senle, senle. Karışmak güzel. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne yapıyorsunuz? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldin. Hah, geliyorum. Gel şimdi. Ay, şuna. Yavaş yürü. Neyin var oğlum, iyi misin? Ya bilmiyorum Haluk, böyle biraz yürüyünce çarpıntı falan tutuyor. Böyle kalbim falan hızlı atmaya başlıyor. O yüzden yavaş şey yapıyorum ya. Yani. Oğlum eğer böyle bir şey varsa doktora git. İçin rahat eder en azından. Aldım randevu doktordan. Gideceğim de yani gönül diyor ki boşu boşuna diyor, evhamlanıyorsun diyor. Aslında bir şeyin yok diyor ama yani var bir şey hissediyorum Haluk. Bu hissetmekle olmaz. Sen doktora git, bunları doktordan duy, rahatla. Aynen öyle. İhmale gelmez bu. En doğrusu o yani, kesinlikle. Orçun sen ne yapıyorsun? Oyuncak aldırdım Haluk amca. Nasıl? Ya tutturdu böyle acayip bir oyuncak, yok tahtası varmış da onu vuracakmış da bilmem ne yapacak. Hiç sevmedim abi böyle vurdulu kırdılı oyuncakları ya. Hiç gerek yok yani. Ya bir şey olmaz ki. Ucu yumuşak zaten. Hem bir insana da atmıyorum. Sadece seçtiğim hedefe atıyorum. Niye böyle bir hedefe atman gerekiyor ki? Son Haluk amca. Annemler beni arkadaşlarımın önüne parka götürecekmiş. Hedef talimi yapmam lazım. Sebep? Önüne parktaki defteri bulup oyuncuyu kazanacağım. Bizim sınıftaki kızlara hediye edeceğim. Acayip havam olacak. Emine, sana bir şey soracağım. Şimdi bizim haftada bir gelen bir kadın var ya. Annem hiç memnun değil kadından. Tanıdığın biri var mı senin? Şöyle iyi temizlik yapan. Aslında var. Kim? Hüseyin. Ne? Hüseyin temizlik mi yapıyor? Yani temizlik yapamaz belki ama yani temizlik malzemesi olarak kullanılabilir. Bu ne demek Emine? Bıyıklarını fırça olarak kullanıp köşe bucak şöyle güzel bir temizlik yapabilirsiniz. Hem de bir işe yaramış olur beygirci başı. Ciddi bir şey söylüyor değil yani, mi diyorum. Emine. Dükkandan arıyorlar. Efendim Tayyar Usta. Evet, söyle alınacakları. Sumak, tamam alırım. Sen acılı ezme yapacaktın. Yaptın değil mi? Yapmadın mı? Ama Tayyar Usta olur mu böyle? Kaç sefer söyledim sana yap diye. Tamam Gönül Hanımcığım. Tamam, tamam merak etmeyin. Hallederim şimdi. Öyle mi? Çok özür dilerim efendim. Affedersiniz. Kusura bakmayın yani işte. Ay, hayırdır Tayyar Usta? Suratına ya bir şey yok kızım. İşte Gönül Hanım bir şey biraz sert davrandı da. Yok bir şey yok ya. Merhaba Pek. Merhaba. Merhaba Tayyar. Hüseyin abim haklı. Merhaba babacığım. Hadi bakın işinize be. Tövbe yarabbim. Hadi. İpek ben içeri girerim kızım. Ne oldu buna ya? Niye böyle suratı? Evet İpek. Babacığımın suratı niye asık?
Ay sormayın. Az önce Gönül Hanım telefonda birazcık sert çıkıştı Tayyar Usta'ya. Gönül Hanım'ın normal konuşması bile azar gibidir. Şayet çıkıştıysa fırça kaydı demektir. Evet. Dominant teyzenin azarı dövmekten beterdir. Hedefi bulmak için iyice odaklanman lazım. Anladım Haluk amca. Haluk ne yapıyorsun ya? Ya çocuk kötü örnek oluyorsun. Tabii sünger münger de olsa vurdu kırdılı bir şey bu yani. Oğlum sonuçta askere gitmeyecek mi? Orada da öğretecekler. Ayrıca ben ona al eline silah git avlan demiyorum ki. Oyuncak bu. Aynen. Şimdi şu yastığı vur bakalım. Hah. Bak gördün mü nasıl vurdum? Çak. Oğlum ne yapıyorsun? Kırıp dökeceksin şimdi. Gönül niye çocuğa kızıyorsun? Haluk amcası örnek oluyor. Haluk ne yapıyorsunuz? Ben de şimdi böyle atma dedim Haluk'a. O örnek oluyor yani çocuğa. Ya yumuşacık şeyden ne olur? Valla yumuşak mumuşak benim için fark etmez. Öyle biblolarımı falan kırarsanız bak çok kızarım ha. Çıkın bahçede oynayın. Bak biblolar bizden daha önemli ha. Ya sizden daha önemli değil ama sonuçta önemli. Ayrıca hatırlatırım. Senin kartal heykelin herkesten daha önemli. Bir dakika onu karıştırma. O ayrı. O bir heykel, bir sanat eseri. Kartala laf yok. Hadi bahçeye. Evet, hadi bahçeye. Buyurun kahveleriniz. Buyurun Tansel Bey. Teşekkür ederim Hatice'ciğim. Buyurun Hatice'ciğim. Hatice'ciğim, sana bir şey soracağım. Bu benim kahve dükkanından aldığım Kolombiya kahvesi değil mi? Evet Tansel Bey. Ha bu arada Şükrü dedi ki Tansel Bey'e kahve lazım olursa bana söyle ben kahvehaneden getiririm dedi. Ta Kolombiyalardan getirtmesine gerek yok dedi. Şimdi Hatice'cim o öyle değil. Yani bu benim aldığım gurme kafe. Yani orijinal Kolombiya. Ha. Anladım. O zaman ben Şükrü'ye öyle söylerim. Orijinali Kolombiyalıymış derim. Tansel'cim, ya bu son günlerde ne kadar çok kahve dükkanı açıldı. Doğru, yani haklısın hayatım. Meğer İstanbullunun ne kadar çok kahveye ihtiyacı varmış. Yakında böyle kahve gurmeleri çıkarsa hiç şaşırmayacağım. Çıktı bile tatlım. Yani insanlar... Kafelere gidiyorlar, kahveleri tadıp not veriyorlar. Hayır yani bana da teklif ettiler ama ben uzmanlığım değil diye reddettim. Ha, o hale geldi diyorsun. Evet tatlım. Yani İstanbul'da o kadar çok kahve dükkanı açıldı ki İstanbul'un çarpıntısı arttı. Kardo, bugün okul çıkışı halı sahaya gidelim mi? Sınıftaki çocuklar maç yapalım diyordu. Olmaz Kardo, kızlara söz verdik hatırlasana oğlum. Kafede buluşacağız, ondan sonra alışverişe gideceğiz. Allah kahretmesin ya. Ben onu unuttum be oğlum. Ya abicim niye öyle bir şey yaptık ki ya? Bunlar alışverişe gidiyor. Bizi niye yanlarında istiyorlar? Ben onu anlamıyorum. Yani biz sıkılacağımızı bile bile gidiyoruz. Kardeşim kızlar böyledir işte. Yani bu bununla olmuş mu diye sormak için mutlaka alışverişe giderken yanlarında birilerini götürürler. Abicim niye böyle bir söz verdik ki? Niye verdik yani? Çünkü kardeşim eğer vermeseydik kızlar başkalarıyla gideceklerdi. Biz de bunu göze alamadık. O da doğru. Vallahi o da doğru Kardo. Neyse bir de iyi tarafından bakalım. En azından sen Melis'i ben de Ece'yi göreceğim. Aynen. Ne haber gençler? Fatma abi hoş geldin. Hoş bulduk. Beton bak sana iki tane hareketli hedef buldum. Hayır ben de. Ne hedef ya? Ne o ya? Orçun vuracak sizi. Hareket edin. Ateş et. Ateş et. Ya babacığım biz okula gidiyoruz. Evet çok iyi. Koşun bak. Çay ver Yakup. Evet Yakup, çay ver bize. Yanlarına da birer tane tost iliştir de yol arkadaşı olsunlar oğlum. Yol masraflarını karşılarsan o da olur Hüseyin. O ne demek Yakup? Edebiyat yapma, para ver demek Hüseyin. Bundan sonra karşılıksız çay verme dönemi bitti artık beyler. Nasıl yani Yakup? Madem paranız yok mal verin. Takas usulü ticaret yapalım hiç değilse. Bana bak Yakup. Sana verecek sadece elimizde küçük altılı kuponu var. Bundan başka bir şey yapalım.
Siz kuponları yatırdıkça onlar da sizi yatırıyor. Ne yapayım ben onu? O zaman şansına küseceksin Yakup. Eh, madem öyle ona da razı olacağız. Ya tutarsa hesabı. Ver bakayım Şükrü. Ya Hüseyin abi, ne yaptın? Ya tutarsa? Ya dünkü oynadığımız altı kuponunu aradım Şükrü, merak etme. Vay, çok uyanıksın be abi. Çaktım ha. Toplarım yedim oğlum. Oğlum bak ya, yapma Orçun, kızacağım valla. İndir oğlum sandalyeyi, bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Ya, Orçun vallahi kızacağım, bak indir. Oğlum indirsen, yap bak. Tansel Bey, Tansel Bey hoş geldiniz, nasılsınız? İyiyim efendim, sağ olun. Siz de hoş geldiniz Orçuncuğum, hoş geldin. Beton bak, yeni bir hareketli hedef. Oh, oh, oh. Orçun dikkat etsene oğlum, ne yapıyorsun? Ama onun bir suçu yok ki. Yani bir kere oklar böyle güdümlü füze gibi. Yani vuracağı hedefi kendi gidip vuruyor. Evet, hiç önemli değil. Alt tarafı yumuşak bir malzeme. Ayrıca Orçuncuğum, istersen hedef nasıl tutturulur sana öğretebilirim. Sahiden Tansel amca. Yok be, sallıyor yine. Ne sallaması efendim? Ben hedefleri tutturma konusunda fevkalade iyiyimdir. Ya tabii insanın hedeflerinin olması gayet iyi bir şey ama siz pek onu yapamayabilirsiniz. Nasıl yani? Hakikaten yok. Nasıl ya abicim? Çünkü sizde o potansiyeli görmüyorum. Yani belki karşınızda koca bir fil olursa siz de bir metre öteden ateş ederseniz belki. Tuna, annem çok ısrar ediyor bu evdeki yardımcı kadını değiştirelim diye. Ne yapsak? Gazeteye ilan falan mı versek acaba? Gazeteye ilan mı? Evet. Gönül çok acele ediyorsun. Bence biraz daha düşünmende fayda var. Ya, nihayetinde ya birini işinden ediyorsun hayatım. Evet de işini iyi yapmıyor Tuna. Yapmıyor mu? Yapmıyor tabii. Yani mutfağa bir giriyor, iki saat arkasından ben temizliyorum. Titiz falan da değil zaten. Beş gibi iş yapıyor, böyle şey olur mu ya? Yani ben, madem öyle diyorsun o zaman bence yani git uygun bir dille söyle. Yani biz seni değiştiriyoruz da yani. E değiştirelim tabii yani. Evde temizlik mi yapılıyor, ortalık mı dağıtılıyor belli değil. Annem çok haklı. E sen bilirsin, ben de yavaş yavaş gidiyorum. Doktorun randevum var, geç kalmayayım yani. Ay Tuna, sen ne kadar vesveseli, ne kadar takıntılı bir tip oldun ya. Ya geçen ay gitmedin mi doktora, bir şeyin yok demedi mi adam sana? Olsun Gönül, yani yine gidiyorum. Belki yine bir şeyim olmadığını, ya doktora gidiyorum Gönül, bunda ya kontrol ya çok bence önemli bir şey yani. Ay sen bilirsin. Ama söyledi sana bir şeyin olmadığını adam. İki ay geçti Gönül. Ya iki ay içerisinde bir şey olduysa bunun garantisini verebilir misin? Bak veremiyorsun. O yüzden ben gidiyorum. İyi, yok, git olur. Git tamam. Merhaba. Merhabalar. Merhaba, nasılsınız? Teşekkürler Meltemciğim. Aa, Halifa. Orçun oyuncağını unutmuş, taşlarına giderken götür bari. Aa, tamam götürürüm. Haluk Beyciğim, biraz oynayıp öyle götürseydiniz bari. Oynarken Orçun'dan daha hevesliydiniz de. Ne oldu? Size söylediklerimden dolayı mı böyle şimdi bana laf çakıyorsunuz? Sen ne dedin ki Tansel Bey Haluk? Bir şey demedim canım. Hedefler konusunda Tansel Bey'le fikir ayrılığı yaşadık. Tanselciğim, hiç bahsetmedin sen bana. Aman canım, yani kale alınacak bir şey değil o yüzden. Aynen. Haluk ne dedin? Sizde hedefleri vurabilecek kapasite görmüyorum dedim. İşte bu yüzden de ben de Haluk Bey'i pek kale almadım Meltem Hanımcığım. Ya sen alsan ne olur, almasan ne olur. Ben böyle düşünüyorum. Ama yanlış düşünüyorsunuz efendim. Bir kere ben askerdeyken keskin nişancıydım. Çok iyi atardım. Evet, sivilde de çok iyi atıyorsunuz. Yok. Ne? En azından ben attığımı tutturabiliyorum Haluk Bey. Sizin gibi boşa sallamıyorum. Ne var hayatım ya? Bak işte böyle iki medeni insan gibi sohbet ediyoruz. Daha doğrusu en azından birimiz medeni insan gibi konuşabiliyor. Bak, laflara bak. Yok. Bir kere sen benim askerde nasıl atış yaptığımı nereden biliyorsun ha? Sen böyle yemekhanede patates soyarken ben böyle G3'le 400 metreden vuruyordum hedefi ya. Haluk Beyciğim, ben askerliğimi yedek subay olarak yaptığım için patates soymuyor, soyduruyordum.
Ayrıca vatani vazifesini yapan herkes gibi o atışları ben de yaptım. Her seferinde attığımı ben de vurdum. Ya kızlar hava çok güzel ya. Diyorum ki alışverişe gideceğimize sahile gidelim bence. Heh, çok güzel, bravo. Ya yani biz her zaman bu fırsatı bulamayabiliriz. Şimdi finaller de başlıyor. Ya ne alakası var alışverişle finalin ya? Hani zaman olmaz, o açıdan mı söylüyorsun? Ya hem öyle hem de sınavımız kötü geçerse babam kredi kartlarımıza el koyacağı için hiçbir şey alamayız o açıdan. Benim yani sınavlarım hiçbir türlü kötü geçmezdi. Ha tamam, o zaman hadi sinemaya gidelim. Kalkın hadi, kalkın. Sen anlamıyorsun galiba Teo. Biz alışverişe gitmek istiyoruz. Hayır, siz takılmak istemiyorsanız bizimle açık açık söyleyin yani. Biz alışverişe gideceğiz. Yok İzeciğim, sen yanlış anladın. Takılmak istemez miyiz hiç ya? Evet, niye takılmak istemiyorum? Takılmak isteriz. Tabii. O zaman gidiyoruz arkadaşlar. Evet, yeni bir kafe açılmış değil mi? Oradan da bir şeyler atıştırırız oraya falan. Ay evet, ona da gideriz. Tamam olur, o da olur. İşte. Onu da yaparız. Efendim. İyidir, senden ne haber Canan? Ece de yanımda. Tamam. Tamam oldu. Tamam. Tamam tamam. Haydi öptüm, bay bay. Ne oldu ya, ne diyor? Kız kıza DVD günü yapıyorlarmış. Böyle bir sürü romantik filmler falan almışlar. Mısır da patlatırız diyor. Ay süper kızım. Bayağıdır yapmıyorduk ya. Hadi gidelim o Hadi zaman. Hadi gidelim. Bu arada gelirken meyve suyu falan da alın dediler. Onu da tamam tamam alırız ya. İyi, hadi görüşürüz arkadaşlar. Hadi bay bay. Gerçekten çüş. Gerçekten çüş. Oha. Ben hayatımın en büyük satışını yedim şu an. Ya bir insan böyle ortada bırakıp gidilir mi ya? Vallahi çok da ucuza gittik ha, ben sana söyleyeyim. Toptan fiyatına para kendi sattılar bizi. Hey gidi Tayyare. Sen ne sofralar kurdun. Ne icatlar yaptın. Şimdi şu düştüğün hale bak ya. Hayırdır Tayyare usta? Ne hale düştün ki? Yok bir şey be kızım, işte ben ihtiyarını kendi kendime konuşur dururum böyle işte yani. Olur mu öyle şey Tayyare usta? Maşallahın var. Sağ ol ama benim artık maşallahım falan kalmadı. Bak kızım, ben senin baban, hatta deden sayılırım. Sana bir büyük nasihatı. İstenmediğin yerde bir dakika durma, emecek git hadi. Şimdi niye öyle dedin ki Tayyare usta? Yok be işte, boş ver, ben öyle kendi kendime konuşurum yani. Sen hadi git bak bakalım masalara. Belki bir şey isterler. Hadi yavrum. Tamam. Hadi çocuğum. Tamam Tayyip. Hadi. Ah be Tayyip. Allah Allah. Yok. E tabi o kadar yıl geçti üzerinden. Ya İdilciğim, ben nereye koymuş olabilirim? Tanser'cim ne arıyorsun sen? İdilciğim, askerdeyken vurduğum hedef tahtasının önünde ben bir fotoğraf çektirmiştim. Onu arıyorum. Onu göstereceğim onun Nobranoğlu'na, adam adama. Ay ne kadar gereksiz şeyler bunlar Tanser'cim. Nereden çıktı şimdi bu hedef tutturma işi? Ya nereden çıkacak İdil? Orçun'un oyuncağından çıktı tabii. Ama Haluk Bey bu sefer yanlış yerden yükleniyor. Tabii beni fazla hafife alıyor. Peki fotoğrafı buldun diyelim. Hı. Nasıl ispat edeceksin Tanser'cim? Haluk Bey sana demeyecek mi? O hedefi başkası vurmuş, sen de önünde resim çektirmişsin diye. Doğru. Yani o Nobran böyle bir şey söyleyebilir. O zaman benim başka bir şey bulmam lazım. Ya bulman lazım. Yani Tanser'cim üşenmesen gidip komutanları bulup onlarla konuşturacaksın Haluk Bey. Aa, bak bu çok iyi fikir İdil. Tamam. Şimdi benim askerdeyken arkadaşların telefon numaralarını yazdığım bir not defterim vardı. Böyle üzerinde askerim not defteri diye yazar. Onu gördün mü? Tanser'im sana inanamıyorum. Ya bir kere de şu adamla tartışma. Ama olmaz değil mi? Kendi başlattı gurmemiş ibiş. Ya şöyle deme şu adama. Derim. Bana artistik yapıyor. Yok efendim 300 metreden atarmış da tutarmış da. Ya nereden biliyorsun? Belki beceriklidir adam. Onun becerebildiği tek şey kıl kuyrukluk. Sürekli sallıyor. Bir rahat dursan olmuyor değil mi? İlla uğraşacaksın adamla. Uğraşırım. Birinin ona haddini bildirmesi gerekiyor. Birileri de bildirecek yani ben. Affedersiniz, cacık var mıydı? Var tabii. İpek,
İpek, Tayyar Usta'ya söyle cacık getirsin. Cacık yok Gönül Hanım. Ha, o zaman söyle Tayyar Usta yapıversin. Tayyar Usta'nın biraz canı sıkkın bugün. Aa, niye acaba? Bilmiyorum. Belki siz telefonda ona biraz sert çıktığınız içindir. Olabilir. Neyse ben onun gönlünü alırım. Sen şimdi git söyle hadi. Peki. Nasılsın? İyi misin? Buna baktırdın doktora. Her şey normal. Her yolunda. Şey. Yok, gittim doktora. Dedim yani kalbimde problem var mı baktı. Aritmi yok. Çarpıntı yok. Evet. Taşı kardı yok. Yani kalbin çok iyi dedi. Çok güzel. Çok sevindim buna. Saat mi aldın? Ha, şey yani kalbim iyiydi ama yine de ben yani böyle şeyden dolayı bu yeni çıkmış bu saatler. Yani ondan aldırdı bana. Kalp şeyini ölçüyor. Yani sen yine arada bir baktık hani böyle bir şey olursa dedi. Problem olursa oradan anlarsın dedi. Nasıl evhamlı bir tip oldun sen. Adım ölçer aldın. Kas yapıcı alet aldın. Şimdi de kalp atışını ölçen alet aldın. Ne var gönüllü bu kötü bir şey değil ki. Yani bak şimdi şeyden çıkarken doktordan çıkarken baktım 72 idi. Biraz hızlı hızlı yürüdüm. Bak şimdi kaç olmuş? 86 olmuş. Tuna kendin söylüyorsun. Hızlı hızlı yürüdüm diyorsun. O yüzden artmıştır. 86 çok fark var Gönül. Bak şimdi burama bir ağrı girmeye başladı. Gönül acaba... Tuna bir şeyin yok. Lütfen. Yani benim de başımda ağrı başlıyor sen böyle konuştukça. Evhamlanma. Bırak. Bırak bunu. Bir şeyin yok Tuna. Diyor bak susayım diyorum. İçime atayım diyorum ama çok bozuldum ya. Sen mi ben mi be kardı ha? Yolda kalmış bir tosbağa bile benden daha az bozuktur. Hata kimde? Kimde? Bizde abicim. Hata bizde. Biz hayır demeyi bilmiyoruz. Her şeye evet diyoruz. Doğru söylüyorsun valla. Kızlara karşı böyle boynumuzu bükmüşüz, köle olmuş durumdayız. Aynen abicim. Biz hayır özürlüsüyüz. Kızlar ne dese, evet hayatım, tamam hayatım, olur hayatım diyoruz. Demememiz lazım. Doğru söylüyorsun kardeşim. Gerçekten doğru söylüyorsun. Bizim öyle bir durumumuz var. Evet abi, bu durumu değiştirmemiz lazım. Her şeye evet diyoruz. Artık hayır demeyi öğrenmemiz lazım. Vallahi haklısın Kardo. Ne halı sahaya gidebildik, ne kızlarla takılabildik abicim. Şuraya bak, böyle kaldık ortada. Ya insana bu yapılır mı ya? Bu yapılır mı? Bundan sonra ağırlığımızı koyacağız. Hayır diyeceğiz kardeşim. Evet abicim. Nerede kaldı o Teo ile havucun ağır duruşu? Yani bizim hayır demeyi öğrenmemiz lazım. Bundan sonra hayır abicim. Resti koyacağız. Hayır, hayır. Bitti bu kadar ya. Bu kadar. Kedi odalı bir fare tuttum Hüseyin. Gerçi altını fazla bir şey vermedi ama borcunuzu ödeme yolunda iyimser bir adım atmış oldunuz. Ne adım Yakup? Ne diyorsun sen? Net konuş oğlum. Verdiğiniz kupon tuttu Hüseyin. Yakup ne diyor Hüseyin abi? Nereden bileyim oğlum? Adamı para vermeye adamı çıldırttık galiba. Yakup iyi misin oğlum? Neyin var? Çay borçlarına karşı verdiğiniz kupon tuttu. 149 lira vermiş ama olsun. Buna da razıyım. Bütün favori atlar gelmiş. Abi, dünkü kuponu vermedin mi sen Yakup'a? Öyle yaptım ama tüm... Tuttu diyor abi. Lan kafama tüküreyim. Bugünkü kuponu vermişim oğlum. Cebimde kalmış. Aa, elim. Oğlum, ne yapacağız? Altımı ne güzel 149 lira vermişti. Büyük kupon yapacaktık oğlum. Neyse, iyi yanından bakalım bari. Bugün de büyük çay içeriz. En azından borcumuzun onda birini kapatmışızdır. Madem paralandın Yakup, bize iki tane duble çay ver bari. Vereyim beyler. Bu iyi niyetli ödemenize karşılık negatif olan görünümünüzü durağına çevirmeye karar aldım. Oo more. Hayrola? Bu saatte sen buralara gelmezdin. Evet babacığım. Sen normalde bu saatte meze yapıyor olurdun. Ya bakın şimdi sen be hale. Tövbe yarabbim. Demek ki anormal bir durum var. Bakın şimdi sen be. Allah Allah. Adam kahveye girer girmez. Aylak bakkallar. Beygi mühendisleri. Derdi. Ulan bu işte bir yanlışlık var be Şükrü. Bana bak. Bu adam bize laf çapmazsa bizim neşemiz yerine gelmez be. Ne oldu sana more? Hüseyin, canım sıkılır üstüme gelme. Ben bugün işi bıraktım anlaşıldı mı? İşimi bıraktın. Ne oldu babacığım, hasta falan mısın? Oğlum işi bıraktım dedin ne hastalığı be? Kalp atışı hızı sabit değilse kardiyovasküler sistemde aritmiye yol açabilir.
Buradan benim şeyim gibi, benim kalbim gibi hızlatıyor, bir yavaşlatıyor ya. Kesin bende ritim bozukluğu var ya. Şimdi söyledin Sunan. Sana söylemedim, pek kendime söyledim ya. Ya bende kesin ritim bozukluğu var, niye böyle oluyor benim kalbim ya? Ay Tuna Bey, bence kendinizle bu kadar uğraşmayın. Çok evhamlısınız. En sonunda hastalık hastası biri olup çıkacaksınız. Ya olur mu öyle şey canım? Allah Allah. Kendimle uğraşacağım tabii. Kendimle uğraşmayayım da başkasıyla mı uğraşayım? Ya bende bir ritim bozukluğu durumu var. İşte burada yazıyor. Şimdi tedavi yöntemlerini araştırmam lazım. Tuna Bey, internetten kendi kendinize teşhis koymanız ne kadar doğru peki? Çok doğru. Çok doğru. Bak ne yazıyor burada? Kalbin dostu sarımsaktır diyor. Eğer böyle bir şey varsa sarımsak yemek gerekiyormuş zaten. Ay, bence biraz fazla abartıyorsunuz ama siz bilirsiniz. Sen fazla abartıyorsun. Sen de dil kürek maşallah. Vır 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 her şeye giriyorsun yani. Ben içeri gidiyorum. Biraz sarımsak yiyeceğim. Ben anlamadım şimdi. Sen durduk yere niye işi bıraktın Tayyar Usta? Durduk yere değil Mora. Onlar beni kovacaklardı. Benim de arnavut damarım tuttu. Ben kendim çıktım. Kovulmayı da nereden çıkardın babacığım? Yoksa onu da mı sen buldun? Ya be oğlum öyle değil be. Şimdi bu Gönül Hanım konuşurken böyle duydum. Ben efendim yavaşmışım. Efendim dağınıkmışım. Unutkanmışım ben. Gazeteye ilan verip bir adam bulacaklarmış. Sabah gibi yüz olmasın oğlum bu iş. Evet abi. Ama ne Gönül Hanım ne de Tuna Bey bir mezeyi yapmayı unuttu diye adamı işten çıkarmaz. Doğru söylüyorsun Şükrü. Şimdiye kadar biz 1500'lük kere kovulmuştuk bu oğlum. Doğru söylüyorsun abi. Bana sorarsan Taşvun'a gidip şu işin aslını bir öğrenelim derim. Tamam Şükrü. Gidelim öğrenelim bir durum neymiş bir soralım. Gidelim abi. Gelsin gençler. Sağ ol Tanser amca. Sağ olun. Ders çalışıyorsunuz galiba. Evet Tanser amca, ders çalışıyoruz. Güzel, güzel. Çalışın. Merhabalar Haluk Bey. Merhaba. Ne yapıyorsunuz lan? Ders çalışıyoruz. Hangi dağda kurt öldü acaba? Vallahi Haluk amca mecbur çalışacağız. Finaller yaklaşıyor yani. Siz ne yapıyorsunuz Tansel Bey? Her zamanki gibi atıp tutuyor musunuz yine? Aman efendim, o sizin mahalletiniz. Atıp tutmak, boşa sallamak. Çocuklar, hayatta bir hedefiniz varsa eğer Tansel Bey'i örnek almayın. Çünkü hiçbir hedefini tutturamıyor. İşte şimdi yine boşa salladınız Haluk Bey. Nişancılık konusunda sizden çok daha iyi olduğumdan eminim. Onu bilemezsiniz. Askerlikse biz de yaptık. Biz de atıp vurduk. Yani hem de bayağı iyi vururdum. Sizden daha iyi vurduğum kesin. Kesin mi? Neresi kesin efendim? Nereden biliyorsunuz benden daha usta bir nişancı olduğunuzu? Hayır yani böyle baktığım zaman öyle bir tip yok. Sen böyle nasıl söylesem böyle avcı fıkralarındaki böyle atıp tutan karakter gibisin. Haluk Bey, hedef tutturma konusunda sizden çok daha iyi olduğumdan eminim. Askerlikteki başarılarım bir yana, gençken yapmış olduğum okçuluk ve dart sporlarında ülke çapında başarılarım var. Tabii tabii. Atıp tut. Nasılsa kimse görmemiş, etmemiş, sallamak serbest. Aslında bunu öğrenmenin bir yolu var. Nasıl? Paintball. Paintball oynayarak öğrenebiliriz değil mi Kardo? Aynen öyle. Bir dakika o böyle hani İki takım oluyor, birbirlerine vuruyorlar. Vurularak oynanan şey değil mi o? Evet. Evet öyle oldu. Değil artık gençler. Hayır, sen amca. O paintball'un bir çeşidi. Tabii farklı kurallarla oynanılan da var. Yani ne bileyim bir süre koyarsınız. O belirli bir sürede oyunu tamamlamaya çalışırsınız. Ha. Bu biatlon gibi bir şey. Yani karda kızakla koşup hedefleri vurmaya çalışıyoruz. İyiymiş yani. Böyle bir oyun bana uyar. Bana da uyar. Tamam. Tamam. Bu görevi size veriyorum. Organize ediyorsunuz ve bize haber veriyorsunuz. Tamam. Bakalım Tansel Bey hedefleri nasıl vuracak? Bey iyi bir yarışma olacak. Böylece siz de boyunuzun ölçüsünü almış olacaksınız. Demek istediğimizin
geçerli olması için. Lafı dolandırmayın. Lütfen söyler misin Hüseyin, nedir? Yani demem o ki, Gülün Hanım, aramızdaki husumeti biliyorsunuz. Ona rağmen Tayyip'i kovmayın. Evet, Hüseyin abim haklı Gülün Hanım. Lütfen babacığımı kovmayın. Nereden çıkardınız kovmayı ya? Biz çıkartmadık Gülün Hanım. Tayyip kendi söyledi. İşten çıkartıp ilanına adam arıyormuşsunuz. Bana da buna benzer şeyler söyledi sabah Gülün Hanım. İstenmediği yerde durmaz mıymış, neymiş o tarz şeyler. Aa, görüyor musun sen, ne alakasız bir şey üstüne alınmış. Ya alakasız mı ya? Sizi konuşurken duymuş. Duymuş da başını duymamış Hüseyin. Biz evdeki yardımcınızı değiştirmeye çalışıyoruz. İlan meselesi de o yani. Demek öyle ha? Hadi hemen arayın da gelsin, yapılacak çok iş var. Hemen arayalım babacığımı. Aa, telefonu kapalı babacığımın. Ya kimseyle konuşmak istemediği için kapatmış olabilir Gülün Hanım. İsterseniz biz gidip haber verelim. Tabii tabii, hemen haber verin. Ne piyaz var ne cacık var, müşteriler bastıracak birazdan. Hadi. Hemen. Bir koş haber vermek bizim işimiz. Tuna nerede? Bir şeylerle uğraşıyor Gülün Hanım. Yok sarımsak mıymış neymiş, kalbi iyi mi geliyormuş, öyle bir şeyler. O da bir alem, o da bir alem. Hoş geldiniz. Buyurun şöyle alalım sizi. Bak şimdi yastığı düğmesinden nasıl olacak? Yeter. Üf, şimdi biraz sonra ya bir vazomu ya bir süsümü bir şey mi kıracaksın? Ha, çocuk gibisin yani. Gerçekten gidecek misin Tanser Bey'le penfol oynamaya? Evet, ne var? Hatta Tuna'yı da çağıracağım. Havuç'la Teo da gelecek. Ay sen inatçı keçisin, anladık da niye insanları peşinden sürüklüyorsun ki? Yani hem eğlensinler hem de şahit olsunlar diye. Sonra yok sen kazandın ben kazandım olmasın. Şahit olacaklar. Baba dikkatli olun. Ya, bilinmeden yapıldığında tehlikeli bir oyun olabilir paintball. Ha, merak etme kızım. Baban için en büyük tehlike Tanser Bey'in herhangi bir şeyde ondan daha başarılı olabilme ihtimali. Öyle bir ihtimal yok. Yani o hadsiz gurmemişe haddini bildireceğim. İbiş. Angut. Şebek. Çay ver Yakup. Masaları çayla. Tayyar iki duble olsun ama. Bugünkü kuponun hatırına vereyim bari. Tayyar ne iş ya? Bak azıcık gül. Gülmek sana yakışıyor. Bizi neşelendiriyorsun. Hasbinallah. Ya gidin içinize ya. Rahat bırakın beni, sıkıntılarım var zaten ya. Aman. Boşuna sıkılıyorsun babacığım. Sen Gülün Hanım'la Tuna Bey'in konuşmasını yanlış anlamışsın. Anlamadım. Yanlış mı anlamışım? Evet babacığım. Onlar seni değil, evlerine haftada bir gelen yardımcıyı değiştirmeyi düşünüyorlarmış. Durumu söylersen ben susak. Doğru tabii. Hatta telefonun kapalıydı. Bizzat dedi, haber verin gelsin. Daha piyaz yapacak dedi. Ah be. Ah şu cahil kafa. Yani ben de zannederdim beni kovdular. Bak bak nereden nereye ya. Hah, çok memnun oldum. Hadi çocuklar gidelim daha geç kalmayalım şeye. Piyazı ben buldum diye anlatmayacak mısın Tayyar abi? Madem ki ısrar ettin anlatacağım. Hiç unutma. Darıca'da Coşkun'un lokantada çalışırım. Coşkun almış dünyanın fasulyesini. Tayyar dedi. Muşterilere dedi kuru fasulye pişireceğim dedi. Dedim Coşkun yapma etme, yasa varsa bu havada dedim millet kuru fasulye yer mi be? Eyvah dedi, doğru söylersin dedi. E ne yapacak, mal elimizde kalacak dedi. Sen dedi büyük mucitsin. Yap bir şeyler dedi, yap bul. Düşündüm taşındım ben ne yapayım? Dedim bunu soğuk meze yapacağım. Aldım efendim güzel gibi haşladım efendim fasulyeleri. İçine zeytinyağı soğanı koydum. Çok güzel bir şey oldu. Götürdüm Coşkun'a. Ah be dedi Tayyar. Bravo dedi be. Ne kadar güzel bir şey bulmuşsun dedi. Ben dedi onu bir yaz yerim dedi. Efendim bir yaz diye diye sonra bu bir yaz oldu. Bir yaz bir yaz. Söylede söylede piyaz oldu. Piyaz patladı gitti. Ne yapıyorsun öyle baygın baygın bakıyorsun?
Baygın baygın. Evet. Öf. Sarımsak mı yedin sen? Hı. Ne kadar yedin Tuna? 3 baş filan yedim Gönül. Ben internette okudum. Kahve iyi geliyormuş. Gönül benim kalp atışlarım. Ne oldu? İyi misin Tuna? Hayır değilim Gönül. Gönül hiç iyi değilim. İpek. İpek. İpek gel. İyi misin Tuna? Ay kokudan da yanına yaklaşılıyor. Tuna inanamıyorum sana. Ambulans çağır. Tamam tamam. Tuna iyi değil. 112 arıyorum ben. Çabuk ara. Tuna. Bu kadar yenir mi? Bu kadar yenir mi? Bak bayıldı da en sonunda. Toparla biraz kendini. Yarın uyguluyoruz tamam mı? Tamam oğlum. Bak kolay lokma değiliz tamam mı? Aynen. Yani evet demiyoruz. Aynen. Selam arkadaşlar. Merhaba. Merhaba kızlar. Merhaba canım. Ya biz düşündük de bugün size biraz ayıp ettik galiba. Aynen. Bugün için kusura bakmayın arkadaşlar. Yani kendimizi kötü hissettik. Sizi satmış gibi olduk ve bu yüzden de çok üzüldük. Vallahi biraz öyle oldu tabii. Sonuçta biz programlarımızdan vazgeçip sizle takılmak istedik ama siz bizi resmen sattınız. Özür dilerim. Ben de özür dilerim. Sonra kalp krizi geçiriyorum diye varyansın edince apar topar hastaneye götürdük de. Peki ne olmuş, neymiş? Kalbe iyi geliyor diye bir sürü sarımsak yediği için tansiyonu düşmüş. Böyle olmuş işte. Aa. Tam zeroluk hareketler. Saat nerede saat? Çıkardım abi saati ya. Saate devamlı bakasım geliyor abi, dayanamıyorum bakıyorum. O yüzden çıkarttım attım. Sen mi çıkarttın? Evet. Ben çıkarttırdım zorla. Yoksa bakıyordun hala 60 attı 70 attı diye. Ah Tuna abi. Hiç internetten kendi kendine bakıp teşhis koyup sonra yine internetten görüp tedaviye başlanır mı? Neyse ki dominant zamanında müdahale etmiş. Yoksa internetten bakıp kendini ameliyat etmeye kalkabilirdi bile. Tunku çok haklı Tuna Beyciğim. İnternette yalan yanlış bilgiler olabilir. Vallahi çok geçmiş olsun Tuna Beyciğim. Ama artık kendinize daha çok dikkat edersiniz. Edeceğim tanser büyük böyle olmaz zaten ya. Ya. Tabii oğlum. Yoksa kendi kendine ameliyat eden adam diye gazeteye haber olursun vallahi. Yok. Her şey beklenir bundan. Abi bunu söyleme Allah aşkına ya. Ne olur vallahi zaten şey bak. Bak yine. Tuna Bey. Tuna sakın başlama. Yok gitti gitti. Geldi gitti. Allah'ın sevgisi. Havuç. Bizi affettiniz mi? Hayır. Sen Teo? Hayır Ece hayır. Niye ya? Hayır diyorum. Niye? Hayır. Ay ne saçmalıyor bu ya? Biz de kendimizi affettirmek için birlikte pikniğe gidelim diye soracaktık. Birlikte derken yani şimdi onlar ikisi biz ikimizi mi kastediyoruz? Evet. Yani sonradan Canan da bizimle gelsin, arkadaşlar da bizle takılsın demeyeceksin. Sadece dördümüz. O zaman değerlendirilebilir yani bence. Bence değerlendirilir değil mi Teo? Teo sen ne diyorsun? Hem salıncak falan da kurarız belki, birbirimizi sallarız, güzel olur. Hayır. Hayır. Lan arkadaşım istersen bir düşünerek cevap ver. Hayır. Oğlum senin aklın yerinde mi ya? Allah Allah devamlı hayır 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 deyip duruyorsun. Ne oluyor Teo ya? Tamam kardeşim ben seni anladım. Ya hayır diyelim dedik de bu kadar abartalım demedik Teo'cum. Artık normale dönebilirsin. Hayır. Ne yani şimdi bu teklifimizi geri mi çeviriyorsunuz? İyi siz bilirsin. Ya Ececiğim bir otur bir konuşalım. Bu ne böyle ya? Teo tutturmuş hayır da hayır hayır da hayır. Ne bu yani böyle? Ya Teo'dan bir şey istersen biz beraber gidelim yani. Ne olur yani ikimiz baş başa. Olmaz öyle şey. Anca beraber kanca beraber. Ben kardeşimden ayrılamam. Ya kızlar ya. Bir daha bir düşünseydik hep. Ben Teo'yu ikna ederim. Yürü yürü. Hadi hoşça kalın. Kardo. Ne oldu? Hayır kelimesini duyunca bozulup gittiler değil mi? O elindekiler ne?
Benim telefonun kulaklığının ucundaki plastik. Kızlar cazip tekliflerde bulunursa evet demeyeyim diye kulaklarımı tıkadım. Tüh, Allah belanı vermesin senin Teo. Senin yüzünden neler kaçırdık biliyor musun? Kızlar bize neler teklif etti. Neler teklif etti? Oğlum kızlar bize pikniğe gidelim dedi. Hatta Ece dedi ki Teo salıncak kuralım da birbirimizi sallarız dedi. Anam Allah benim belamı vermesin ya. Vermesin değil versin. Oğlum senin yüzünden neler kaçırdık yine ya. Oğlum sen salak mısın, gerizekalı mısın, akıl yoksun musun ya? Niye tokatlamıyorsun abicim? Niye uyandırmıyorsun, niye kaç göz işareti yapmıyorsun? Oğlum ben nereden bileyim senin kulağına tıkaç taktığını? Gerizekalısın Teo, gerizekalısın. Hem bunlar tıkaç değil, kulaklığın ucundaki plastik. Haluk Beyciğim, umarım yarın için hazırsınızdır. Hazırım, hazırım. Neye hazırsın abi? Sabah konuştuğumuz konuyla ilgili Tanser Bey'le küçük bir iddialaşmamız oldu da... ...bunu da paintball oynayarak gidermeye karar verdik. Kapanmadı mı abicim hala o mevzu? İşin içinde Haluk'un inadı varsa kapanmaz tabii. Yarın sonsuza kadar kapanacak. Paintball oynayınca kimin daha iyi olduğu ortaya çıkacak. Sen de geliyorsun. Evet. Yani gelmenizi ben de çok istiyorum. Yok abi ben gelmeyeyim ya. Vallahi Haluk yapmış zaten şeyimi. Bir de ben bilmiyorum abicim nasıl oynanıyor. Beni karıştırmayın abi Allah aşkına ya. Çok basit. Havuç bana anlattı. Böyle belirli görevler veriyorlar. Belirli hedeflere ulaşıyorsun. Bayrağı alıyorsun. Abi içinde şiddet var bir kere ya. Ben şiddet olan bir şeyde oynamak istemiyorum ha. Ya gitmek istemiyorum Gönül ya. Niye gidiyorum abi ben zorla? Oğlum uzatma. Geliyorum diyorsan geliyorsun. Tuna Beyciğim. Sonuçta aradaki rekabeti sonlandırmak adına çocukça da olsa bir çözüm bulundu. Ay İdil, çocukça mı? Bebekçe bence. Yani Buse yapmaz onların yaptığını. Ama erkekler hep çocuktur Gönülcüm. Ne öyleler, öyleler. Tabiciğim ayrıca benim kazandığımı görmek size de keyif verecektir. Göreceğiz yarın. Kim kazanıyor, kim kaybediyor. Aynen Haluk Beyciğim. O zaman bize müsaade. Malum biraz dinlenelim. Yarın zinde olmamız lazım. Ben hep zindeyim. Ben de geliyorum abi ya. Oğlum geliyorsun diyorsam geliyorsun. Bitti. Neyse size çok geçmiş olsun Tuna Beyciğim. Bize müsaade Meltemciğim. Geçmiş olsun efendim. Bakamayacağım kusura bakmayın. Yok yok zahmet etmeyin. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Görüşürüz Haluk Beyciğim. Görüşeceğiz. Çok teşekkürler efendim. Sağ olun. Sağ ol Emine. İstemeye istemeye yine de gitti Tuna. Ay diyorum çocuk gibiler. Yani Orçun'un oyuncağında bak konu nerelere geldi. Aman Meltemciğim bırak gelsin böyle olsun. Yani ben birbirlerine zarar vermektense yani böyle çocukça oyunlar oynamalarını tercih ederim. İdil abla doğru söylüyor anne. En azından böylelikle konu kapanmış olacak. Ay ne fark edecek ki bunlarla bu inat oldukça yani bir konu kapanacak başka konu açılacak. Orası öyle tabii. Keşke hedef olarak Hüseyin'i kullansalardı. Hani o boya gaptülleriyle hiç olmazsa birazcık böyle kişiliği renklenirdi. Ay Emine abla boya tabancasıyla kişilik renklenir mi hiç? E tabii ne olacak? Hem palyaçoya benzerdi ben de çok gülerdim ona evde. Hoş geldiniz. Hoş geldin. Ne oldu? Hedefler vuruldu, kurtlar döküldü mü? Kim kazandı peki? Kesin babam kazandı. Ben kazandım Gülün. Ben kazandım Gülün. Hepsini vurdum Gülün. Ben kazandım. Alo? Tanser Bey? Oğlum hani sen böyle şeylerden hoşlanmazdın? Maşallah sniper çıktı. Hoşlanmam abi. Hoşlanırım demedim ki ben. Ben vurdulu kadını şeyleri sevmiyorum Gönül. Ama yani bunu beceremem demedim. Ayrıca askerdeyken ben keskin nişancı şeyim vardı sertifikam. Peki bunu niye daha önce söylemedin? Niye bizi iddialaştırdın? Sormadın ki. Bak. Yani sağ gösterip sol vuruyorsunuz Tuna Beyciğim. Aşk olsun. Ama Tansel Bey kusura bakmayın sizi hakikaten çok zayıfmışsınız yani. Bak. Sen daha iyisin. Ay sen kaç tane yaptın? Söz Tuna Bey. Rica ederim. Bakayım Tuna şuna. Acayip sinir oldum yani. Sanki ilk baktığım gözlerdi gözlerim. Duyduğum en güzel şarkı sesin. Sabah uyanmak artık başka, çok başka. Çünkü sabahlar artık senle, hep senle. Nerena, nerena, nerena. Her şey senle.
Belki kaç, belki senle, senle, senle karışmak güzel senle. Her şey senle, hayaller güzel senle, 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 hep senle. Her şey senle, ilk aşk belki senle, senle, senle karışmak güzel senle. Her şey senle, hayaller güzel senle, senle, senle karışmak güzel. Thank you.